4,5 aylık hamile kadını tutukladılar. İran, Ukrayna uçağını kazara düşürdüğünü itiraf etti. 70 yaşındaki hasta tutukluya zulüm. Günün haberleri başlıyor. Omicron sonrası yasaların engellemesine rağmen tutuklamaların hedefinde olan hamile ve bebekli kadınlara bir yenisi daha eklendi. 18 haftalık hamile Esra Uymaz Saral, İzmir'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama haberini HDP'li vekil ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Her gün hamile kadınların tutuklandığı ülke Türkiye'dir" ifadesiyle duyurdu. Gergerlioğlu sosyal medya hesabından Saral'ın eşinin gönderdiği "Sayın vekilim, eşim Esra Uymaz Saral bugün İzmir'de tutuklandı. 18 haftalık gebe ve 10 santim miyomu var. Düşük ihtimali var. Doktor evde en ufak bir iş bile yapmamasını söylemişti" mesajını da paylaştı. Ben İsmail Ekiz. Müebbet hapis cezası verilen yüzlerce harp okulu öğrencilerinden birisi olan Muhammed Harun Ekiz'in babası. Darbeye teşebbüs iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan harp ehli Muhammed Harun Ekiz'in babası İsmail Ekiz, hiyerarşinin en altında bulunan harp okulu öğrencilerine müebbet verildiğini, adalet hukuk çağrılarına duyarsız kalındığını söyledi. Hiçbir üst kademedeki komutanı tanık olarak mahkemelere davet etmemize rağmen mahkeme salonlarına getirtemedik. En sonunda hiyerarşinin en altında bulunan harp okulu öğrencilerine müebbet verildi. Sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışan ve yavrularımız yaklaşık bir yıl yargılandı. Ancak biz hiçbir üst kademe komutanı tanık olarak mahkemeye getirtmek istememize rağmen getirtemedik sözlerini kullanan Ekiz, yaşatılan zulmü kuzu örneğiyle anlattı. Oynadılar, kuzuları kontrolden kaçırırdık. Birden yan komşunun "çabuk kuzularımızı buradan alın, fidanlarımıza zarar veriyor" sözlerle irkilir ve koyunlarımızı oradan alır, akşam da eve giderdik. Akşam yan komşunun tarla sahibi babamı görür ve durumu ona anlatırdı. "Koyunların tarlamıza zarar veriyor, dikkat edin" diye. Hatta bazen bu konuda tartıştıkları bile olurdu. Buradan şunu anlatmak istiyorum. O köylü hiçbir zaman kuzuları cezalandırmazdı, kuzuları öldürmezdi, kuzuları hapsetmezdi. Hatta bize bile bir şey söylemezdi. Muhatap kimdi? Muhatap kuzuların sahibi olan babamdı. Biz hukuk bu şekilde işliyor diye bekliyoruz. Adalet diyoruz, hukuk diyoruz, anayasa diyoruz ama hiç kimse tınlamıyor. Belki verdiğim bu örnek birilerinin vicdanlarına makes bulur, haklılığımız ortaya konur diye düşünüyorum. Bankasya'da hesabı olduğu ve bir ifadede adı geçtiği için 10 Ekim 2017'de tutuklanan, 3 Nisan 2018'de de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 70 yaşındaki Tahsin Manav, sağlık sorunlarına rağmen ne tahliye ediliyor ne de ev hapsi verilerek bırakılıyor. Daha önce Behçet hastalığı geçiren, kalp kapakçığı değiştirilen, hapisteyken zonaya yakalanan Manav, kısa süre önce de koğuşta düşünce omuriliği kırılmış ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. 2 yıldır Kırşehir E-Tipi cezaevinde tutulan yaşlı adamın ailesi, Bolt Medya'ya yaptıkları açıklamada ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Açık görüşte tekerlekli sandalyeyle yanımıza getirildi ve 45 dakika boyunca ağlamaktan konuşamadığı sözlerini kullandı. Aile, felç geçirme riski olan Tahsin Manav'ın çok geç olmadan tahliye edilmesi çağrısı yapıyor. KYK ile kapatılan Zaman Gazetesi yazarlarından Mümtaz Ertürkönen'in Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı itiraz başvurusu geri çevrildi. Tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddiaları kabul edilebilir bulan mahkeme, bu kararına rağmen Türkiye'nin bu özgürlüklerinin ihlal edilmediğine hükmetti. 15 Temmuz sonrası hakkında soruşturma başlatılan Türkiye'ne, 2018 yılında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. (Gülüyor)
İran, Tahran'dan kalktıktan çok kısa bir süre sonra düşen Ukrayna hava yollarına ait uçağın insan hatasıyla vurulduğunu açıkladı. İran ordusu tarafından devlet televizyonda yapılan açıklamada, Ukrayna hava yollarına ait uçağın devrim muhafızlarına ait bir askeri alanın çok yakınından geçtiği ve bu sırada hata sonucu vurulduğu belirtildi. Yapılan açıklamada, kazaya sebebiyet veren kişilerin ordu içinde yargılanacağı ve sorumlu tutulacağı bildirildi. Tahran ilk etapta uçağın teknik bir arıza sebebiyle düştüğünü ifade etmiş ve kara kutuyu Boeing'e vermeyi reddetmişti. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti.